biz burada acaba gerçekten iddia edildiği gibi bir kilise var mı yok mu bunu anlamak amacıyla kamu mülkiyetinde olan bir alanda bu sene bir muayene kazısı yaptık ve bunun sonucunda Pastaforum mekanı olduğunu düşündüğümüz hemen apsisin sol tarafında yer alan bir alanda küçük apsisli bir yapı ortaya çıkardık. İddia edildiği gibi burası bir dini yapı, bir kilise olduğu anlaşılıyor. Bunun da önümüzdeki yıllarda kamulaştırma ve özel mülk sahiplerinden alınacak izinlerle kazı çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Şunu söyleyebiliriz, surlardaki yapının büyüklüğünü takip ettiğimizde, gördüğümüzde son derece büyük bir bazilika olduğunu düşünüyoruz. Üç apsisli, en az üç apsisli diyorum, üç nefli bir yapı ve doğuya doğru bakar. Alanya, bugünkü Alanya kent merkezine bakan bir manzarası da var. Bu özel yapının ne zaman inşa edildiği bugün için bilinmiyor. Üzerinde herhangi bir yazıt ve benzeri şeyler bulunmadı. Ancak bu şapelin ve bu bazilikal kilisenin güneyinde bir burcun içerisinde yine başka bir şapelle biz karşılaştık ve onun üzerinde bir yazıt var. Erken döneme tarihleniyor. Yani 5-6. yüzyıla tarihlenen bir şapel orası. Dolayısıyla surların özellikle bu doğu tarafındaki kısmı dini amaçlarla, şapeller ve bazilikalarla donatılmış bir dönem. Bunun da yine dediğim gibi 5 ve 6. yüzyılda başladığını, 11 ve 12. yüzyıllarda bunlarda da büyük onarımlar yapıldığını şu anki bilgilerimizde söylüyoruz. İleride yapılacak kazı çalışmaları buradaki yapının mimarisini, kimliğini ve tarihsel süreç içerisindeki kullanımlarını bize gösterecek.